Arkadaşlar merhaba. Günün Geometri Sorusu serisinin 91. bölümünde 3D Yayınları AYT Geometri Soru Bankasından bir katı cisim sorusunu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde hr eşittir 14 cm hn eşittir 6 kök 5 cm al eşittir 12 cm yukarıda verilen şekil 1'deki karedik prizmanın tabanı ile şekil 2'deki küpün tabanları eş olduğuna göre küp ml kenarı üzerinde yana doğru devrilip rnml yüzey üzerine oturtulursa son durumda r ve e noktaları arası uzaklık kaç cm olur diye sormuş. Bir kere burada ml kenarı üzerinde devrildiğinde buradaki yan yüzey yani e, yüzey tabana geleceğini biliyoruz. Devrilmeden sonra. E, dolayısıyla bunu bu şekilde ok yönünde devirdiğimiz zaman son konumunu buraya çizelim. Bu küpün son konumunu şuraya tekrar çizmeye çalışıyorum bu şekilde. Gördüğünüz gibi yaklaşık şu hizaya gelmiş olsun. Son konumu. Burayı da bu şekilde uzantısını çizersem. Küpün son hali yaklaşık olarak şu çizdiğimiz konumda olmuş olur. Şimdi gördüğünüz gibi bu R devrildiği zaman buraya gelmiş olur. Buradaki N devrilmeden sonra ok yönünde buraya gelmiş oluyor. Arkadaki O noktası bakın buraya gelir devrilmeden sonra bu şekilde devrildiği için. E buradaki P noktası da yine buraya gelmiş oluyor. Yine alttaki buradaki K noktası yukarıya çıkar gördüğünüz gibi buraya gelir. Alttaki S noktası da buraya gelmiş oluyor. Şu, şu son harfleri çizmeyeceğim şekil karışmaması için. E son durumda bize neyi soruyor? Buradaki E noktası ile son durumdaki bu R noktası arasındaki mesafeyi bize soruyor. Şimdi bir kere biz burada e, küpün bir ayrıtıyla kare prizmanın taban ayrıtının eş olduğunu söyle, e, söylediği için bir ayrıtını hesaplamaya çalışalım. E, soruda bize h ile r uzunluğu h n uzunluğunu vermiş. Aynı zamanda a ile uzunluğunu da veriyor. Önce h r noktasını birleştirip bunu bir gösterelim. Bakın burası. Daha sonra h n noktasını bu şekilde birleştireceğim. h r uzunluğunun 14 olduğunu ve h n uzunluğunun da 6 kök 5 olduğunu söylemiş. Şimdi burada şuna dikkat edeceğiz. Bir kere kare prizmanın tabanı ile küpün tabanlarının eş olduğunu söylemiş. Ve aynı zamanda burada ABKL noktaları bakın nokta nokta şeklinde gösterdiği için bunlar aynı izada Dolayısıyla bakın buradaki DC N noktaları da yine aynı zada olması gerekiyor. Şimdi bu aynı zada olduğuna göre bu arkadaki yüzeyler aynı izada olduğunu anlıyoruz. E, aynı izada olduğuna göre yüzeyler e, bakın buradaki mesela e, buradaki DCGH dikdörtgeninin eşini bakın buraya çizdiğimizi düşünelim şu şekilde. E, buradaki yüzeyler birbirine dik olacağına göre yani buradaki yan yüzeyler birbirine dik olduğunu biliyoruz. E, dolayısıyla e, burada gördüğünüz gibi bir dik üçgen oluşmuş oluyor. Yani şu BCGF BCGF dikdörtgeninin konumunu buraya çizdiğimiz zaman bu yüzeyler dik olduğu için bu buraya devrilmiş gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla oradaki diklik bozulmayacaktır. Son durumda şu çizdiğimiz son durumdaki bu dik üçgen yani oluşan bu dik üçgen den dolayı biz burada RN'yi hesaplayabiliriz. Yani küpün bir ayrıtına gördüğünüz gibi biz X diyelim burada. Küpün bir ayrıtı X ise o X'i hesaplamaya çalışacağım. Şimdi Pisagor kolaylığı açısından burada bir sadeleştirme yapalım. E 14 2'ye bölersen burası 7 olur. 6 kök 5 2'ye bölersen gördüğünüz gibi burası 3 kök 5 olmuş oluyor. Yani şunu temsilen tekrar çizersem bu dik üçgeni yani sadeleşmiş halini benzerini buraya çizersem şurası 3 kök 5 olsun. E buraya 7 demiştik. Burası da x'in yerine de a diyelim. Yani sadeleşmiş hali a olsun. Burada Pisagor yaparak önce bir a'yı hesaplayalım. Gördüğünüz gibi burası 7'nin karesi eşittir. 3 kök 5'in karesi artı a kare gelmiş oluyor. İfadeyi açıp düzenlediğinizde burası 49 eşittir. 45 artı a kare geliyor. A kare eşittir 4'ten a buradan 2 gelmesi gerekiyor. E biz burada sadeleştirdiğimiz için 2 ile tekrar çarparsam şey x uzunluğu gördüğünüz gibi 4 olmuş oluyor. Yani a eşittir 2 ise x onun 2 katıydı. O yüzden x eşittir 4 oldu. E küpün bir ayrıtı 4 olduğuna göre buralarda gördüğünüz gibi 4 olması gerekiyor. Onları bu şekilde yazalım. E kare prizmanın tabanıyla küpün tabanı aynı olduğu için burası da 4 olmuş oldu. E soruda bize Hale uzunluğunu 12 verdiği için bakın buradaki BK uzunluğunda da 4 kalmış oldu. E bize son durumdaki R ile E noktası arasındaki mesafeyi sorduğu için e burada Pisagor yapmamız gerekiyor. O yüzden buradaki E noktasıyla buradaki R noktasını böyle birleştirdim. E burada gördüğünüz gibi EAR üçgeninde yani şu gördüğünüz ön yüzde bir dik üçgen oluştu. Yani burada ben kare prizmanın yüksekliğini bulmam gerekiyor. Şimdi kare prizmanın yüksekliğini nereden bulacağız? Şimdi dikkat ederseniz burada şu E ile şimdilik bir silelim. Daha rahat görmek için. Şuradaki O neyi ben böyle uzatırsam bakın bunlar aynı zada olduğu için bu arkada şöyle bir dik üçgen oluşmuş oluyor aslında. Yani şuradaki yüksekliği biz bilmiyoruz. Ama bunun yere olan yüksekliğini şu mesafeye biliyoruz. Şu mesafe belli değil. Örneğin buraya T diyelim. HT uzunluğuna örneğin Y diyorum. E buradaki bakın bu D noktasından bu S'ye kadar olan mesafe yani şuradaki mesafe belli burası da belli. Yani burası A ile L arasındaki mesafe ile T ile N arasındaki mesafe zaten aynıdır. O yüzden burası TN uzunluğu da 12 oluyor. Yani orası daha fazla karışmaması için buradaki oluşan dik üçgeni yan tarafa tekrar çiziyorum. Harflerle tekrar göstereceğim. Şurası H noktasıydı. Burası T noktası. Burası da son geldiği noktaya da N dedik. Buradaki TN mesafesi ile AL mesafesi aynı olduğu için burası 12 olur. E burada H ne arasındaki mesafenin zaten biz 6 kök 5 olduğunu biliyoruz. E zaten burada gördüğünüz dik üçgende bir özel üçgen oldu. 6 12 6 kök 5 üçgeni yani 1 2 kök 5 üçgeni sağlıyor. Demek ki şu uzunluğumuz 6 imiş. E HT uzunluğu 6 olduğuna göre HT uzunluğu burada Y demiştik. Burası 6 oldu. E buradaki e buradaki TD uzunluğu da burada küpün ayrıtıyla Aynı olduğu için orası da 4 olduğu için burası da 4 oldu. Yani toplamda buradaki EA uzunluğunu 6 artı 4'ten 10 olmuş oluyor. E burada kare prizmanın yüksekliği 10. Yatay uzunluğu da e burası bize lazım olan kısım bakın burada AR uzunluğu. Orası da toplamda gördüğünüz gibi 16 oldu. E ile de R noktasını birleştireceğiz. O aradaki mesafeyi bize soruyor. Onu tekrar şöyle çizersem. Bakın burada ön yüzde böyle bir dikdörtgen oluştu. Onu daha rahat görebilmek için yine buraya çiziyorum tekrar. Son durumda oluşan bu dik üçgeni tekrar buraya çiziyorum. Gördüğünüz gibi burası E noktasıydı. Burası 11'imdi. birimdi. Burası A noktası. Burası da R noktasıydı. E soruda bize R ile E noktası arasındaki mesafeyi sormuştu. Şurası da 16 o zaman biz bu dik üçgende Pisagor'u yaparak artık ER uzunluğunu hesaplayabiliriz. Şimdi önce biz bu sadeleştirmeyi yapalım kafamızdan. E burada sadeleştirme yaparsam 2'ye böldüğümüz zaman 5 oluyor. E 16'yı 2'ye bölersem 8 oluyor. E kafadan hesaplarsam 8'in karesi 64, 5'in karesi 25. 64 ile 25 toplarsam 89 kare kökünü aldığınızda kök 89 geliyor. 2'ye böldüğümüz için 2'yi tekrar eklersem e ile E arasındaki mesafe 2 kök 89 cm gelmiş olur. O yüzden cevabımız C seçeneği gelmiş oldu. Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki soru çözüm videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.